Herkese merhabalar dostlarım. Natural Finans kanalına hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle videoda anlatılanlar kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Tarih 10 Eylül 2023 günlerden pazar saat 02.21. Bu videoda halka arzların yani izlenir, taten ve ofis yemin gün içerisindeki işlemlerine bakacağız. Ben kendim bu halka arzları ne yaptım? ilerleyen günlerdeki beklentilerim neler? Onları video içerisinde paylaşacağım. Çok detaylı bir analiz yapacağız. Herkesten farklı olaraktan en ince detayına kadar e, yorumlayacağız. Bakacağız yani merak etmeyin her zamanki gibi. Biraz video atamadım birkaç gündür. Bazı sebepler vardı. Pazartesi günde bazı işlerim olabilir. Video atamayacağımı şimdiden söyleyeyim. Salı gününden itibaren tam gaz devam edeceğiz dostlarım. Yani ben özellikle bu halk arzların sıkıntılı olduğu dönemlerde video atmayı ben de isterdim. Biraz sizi yalnız bırakmak zorunda kaldım. Destek veremedim o aralarda. Video atamadım. Kendime göre sebeplerim vardı yani bilginiz olsun. Önemsiz bir şey olsa mutlaka atardım yani. Başlayalım bu videoyu çok uzatmadan. Bundan sonraki süreçte tam gaz devam edeceğiz. Salı günden itibaren merak etmeyin. Lütfen videomuza geçmeden önce ilk defa geliyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Çok önemli şeyler bunlar. İzinle başlayabiliriz. Şimdi Fibonacci seviyesine göre baktığımızda önemli bir yerde olduğunu söyleyebiliriz. Yani önemden kastım en önemli seviyesi şu an, şu an şu an bulunduğu seviyeler. Aslında kaderi pazartesi günkü açılış belirleyecek şeklinde de söyleyebiliriz. Neden? Çünkü pazartesi günü yükselirse ben daha da yükseleceğini düşünüyorum. Bu yatırım tavsiyesi değildir, benim düşüncemdir. yükseliş gelebilir biraz daha. Grafik anlamında baktığımızda baktığımızda yani tabandı. Tabandan e, tavana doğru gitti. Yani bir gün içerisinde oldu bunlar. E, tabandan alanlar için e, bayağı büyük karlar getirdi özellikle. E, biz grupça yani grupça demeyeyim de e, ben grupta aldığımı belirtmiştim zaten. İzlenir'e sürekli eklemeler yaptığımı düştükçe aldığımı belirtmiştim. E, güzel paralar kazandığımı söyleyebilirim İzdemir Enerji adına. E, şimdi benim ilerleyen günlerdeki düşüncem İzdenir adına ulaştı. E, Orta ve kısa vadede ben biraz daha yükseleceğini düşünüyorum. Önümüzdeki hafta içerisinde veya ondan sonraki hafta içerisinde biraz daha yükseleceğini düşünüyorum açıkçası. Fakat uzun vade yatırımlarımda çok ciddi bir miktar yer almaz izlenir. Fakat ufak bir miktar yer alabileceğini söyleyebilirim. Şansımı denerim en azından. Bu şekilde gün içerisindeki işlemlere bakalım bir de şuradan. İzlenir de şu an? Derinlik anlamına bakalım. Derinlik açısından çok fazla alış ağırlıklı 10 kademe derinlikte. 10 kademe derinlikte biraz satış ağırlıklı özür diliyorum. Baktığımızda 339 bin not satış emri 66 bin not da alış emri. Fakat burada önemli bir detay var. Neden? Derinliğin tamamındaki emirlerde izlenir bariz bir şekilde baskın. Görüyorsunuz yani burada. Ee, bu baskı bunun baskın olmasının sebebi, e, alışların baskın olmasının sebebi daha doğrusu dostlarım e, düşmesinin zor olacağı anlamına gelir. Fakat satışların baskın olması da yükselmesinin zor olacağı anlamına gelir. O yüzden ben genel anlamda derinlikteki alışların baskın olmasından e, yola çıkarak İznik'in e, biraz daha yükseliş beklediğimi söyleyebilirim. Yani düşmesi bana göre biraz daha zor. E, tabii kısa vadede düşüşler yaşayabilir. Fakat orta vadede biraz daha beklentilerim var. Özellikle bu ay içerisinde ve diğer ayın başlarında. O zamana kadar e, yeni bir zirve yapabileceğini düşünüyorum. E, biraz ciddi miktarlarda eklemeler yaptım hatta o taban fiyattan. E, yükseldikçe belki eklemeler yapabilirim. Videolarda zaten belirtirim sizlere bunu. E, çok uzun bir video olmasın. Hızlı hızlı geçeyim. Aracı kurum dağılımı da çok hoşuma gitti benim. Neden? Çünkü arkadaşlar... E, iş yatırım almış, iş almış. İşin alması önemlidir benim için. İş çünkü e, uzun vade yatırımlarda da özellikle e, bayağı karlar sağlamıştır bana. İşin aldığı kurumlar, yani işin aldığı hisselerde iş e, bir kurum burada bildiğiniz gibi e, işin aldığı hisselerde genellikle e, kötü olmamıştır, kazancım olmuştur ciddi miktarlarda. E, i̇şte hala bu seviyelerden toplamaya devam ediyorsa ben yükseleceğini düşünüyorum açıkçası. E, i̇şin tahtacılığını beğeniyorum kendi adıma. E, satış tarafına baktığımızda zaten. Bunun için özel bir video çekeceğim kısa bir süre içerisinde zaman bulunca. Yani bireysel satışta, bireyselin satışa geçti. Yani bireysel satışa geçti. İlerleyen günlerde bu kurumların alması önemli diyeceğiz zaten. Bunları söyleyeyim şimdiden. Fakat bunların şu an satışta olması iyi bir şey. Neden? Çünkü mantık düşündüğünüzde kimse, hiçbir aracı kurum, bireysel yatırımcının para kazanmasını istemez. Yani amacım hiçbir aracı kurumu kötülemek değil. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Fakat bireysel yatırımcının satışa geçmesiyle alışları görüyorsunuz. Aracı kurumlar nasıl alışlara geçti? Yani bireysel elinden not çıkarınca e, aracı kurumlar hisseyi yükseltiyor ve bireysel de arkadan bakıyor. Mantık budur yani. E, bireyselin her zaman amacı budur. E, parayı kendisi kazanmak ister. E, bireysel de e, akıllı davranırsa gene bir şekilde kazanır. Şimdi e, burada başka bakabilecek olduğumuz bir yer yok. E, şöyle bir takas analizini de göstereyim. İsteyenler olur belki. Bunun tarihini bir gün geri alalım. Hatta e, 8'ini almamız gerekiyor o gün açtı borsa. E, yanlış yere aldık buraya alacağız. Takas analizi de bu şekilde inceleyebilirsiniz. E, günün not, en son işlem gününde satan kurumlar bu şekilde. E, gördüğünüz gibi bireysel satışlı, e, iş ve aracı kurum alışlı. İş çok ciddi miktarda almış. E, ben buralarda bırakacağını düşünmüyorum açıkçası. Devam edelim. Şimdi. E, bir diğer hissemiz olan yemdeyiz şimdi dostlarım. yemde de kritik seviyelerdeyiz. Fakat yani benim diğer hisselere göre Tatem ve Isner'a göre biraz daha az beklentim olduğunu söyleyebilirim. Özellikle yüksek değerlere ulaşamadı en son işlem gününde. Tabandan kalktı yani kabul ediyorum bunu. Çok ciddi miktarlarda kazandırdı tabandan alıcısına da. Genel anlamda diğer halka arzlar gibi güzel bir yükseliş göstermedi. Yani açıkçası bu halkar biraz unutuldu arkadaşlar. Yani Taten ve Izener gibi beğenilen enerji şirketleri varken bu ofis yemi kimse tercih etmedi gibi gözüküyor. Baktığımızda Fibonacci seviyesine göre önemli bir yerde. Pazartesi günkü hareketi çok önemli bizim için. Pazartesi günü yükselmesi halinde tekrardan yükselişler bekleyebiliriz. Pazartesi günü düşmesi halinde yeni bir dip bekleyebiliriz dostlarım. Fakat en önemli seviyesi şu anlık 98-95 seviyeleri. Aynen doğru duydunuz. E, fakat oradan da aşağı düşmesinden e, düşecek olursa da sonra takip edeceğimiz yer e, bir önceki dibi yani. 91 liralar olacak. 91'in altına düşmediği sürece bir problem arz etmeyecek. Ben Isener'ı kısa vadede biraz daha tutabilirim. Fakat orta vadede elimden çıkaracak gibi görüyorum. Yani uzun vadede lot tutacak mısın diyor olacaksanız da uzun vadede çok ciddi miktar lot tutmam arkadaşlar. Çünkü çok beğendiğim bir hisse değil açıkçası. Bilançolarına göre falan hareket edebiliriz. Fakat şu an yön orta vadede elimden çıkaracağım yönünde yani bilginiz olsun. Gün içerisindeki işlemlere bakalım. Derinlik kısmını açalım ilk olarak. Derinlik kısmında 10 kademe derinlikte alışlar baskın. Özellikle açılışta pozitif bir açılış bekleyebiliriz. Direkt açılışta 102 fiyatından yani anlık olduğu fiyattan 33.000 not alış emri var. 10 kademe derinlikte alışlar baskın. Fakat genel anlamda derinlikte satışlar baskın. Çok bariz bir fark yok ama. Devam edelim. Aracı kurum dağılımına bakalım. Alan Bunlar zaten aracı kurumlar. Ufak tefek yükselişlere yol açarlar. Genel anlamda baktığımızda bireysel satışta. Bireysel akıllı davrandı aslında bu halka arzda. Bayağı da bir sabretti. %99 oranında halka arz olduğunda bireysel yatırımcıdaydı bu hisse. Güzel yerlere geldi. Güzel de kazandırdı. Lotuna sahip çıktı herkes. Fakat bunlar da satanlar işte bireyseller. Yani bireyselin satmasıyla harekete geçildi zaten. Yani bireysel satmasaydı biraz daha düşürülebilirdi. Bu şekilde. Bunlar da aracı kurumlar. İlerleyen günlerde bunların satması sıkıntı yaratır. Şimdi iyi bir şey fakat ilerleyen günlerde satması sıkıntı yaratır. Bunu söylüyorum bakın şimdiden. Çünkü uzun vade götürecek olan kurumlar bireysel yatırımcının tercih ettiği kurumlardır genellikle. İlerleyen günlerde takip ediyor olacağız zaten. Takas analizine bakalım. Takas analizi de bu şekilde. Hemen açalım. İnceleyebilirsiniz. Şu anlık durumlar hala daha bireysel ağırlıklı gibi gözüküyor. En son işlem de bireysel satışı baskın aracı kurumların alışı da baskın dostlarım bu şekilde. Bir diğer listemize geçelim. Ufak bir şey hatırlatayım dostlarım. Lütfen açıklamalar kısmındaki Instagram adresimi takip etmeyi unutmayın. Burayı başka bir insan yönetiyor, emek veriyor bu postlara. Emeğinin karşılığı olaraktan takip takip ederseniz çok seviniriz yani. Natural Finans adı altındayız dostlarım Bir de bizim Telegram grubumuz var kısa vadeli kendi girdiğim işlemleri paylaşıyorum o gruba gelmek için de buradan iletişime geçebilirsiniz benimle Instagram haricinde hiçbir yerden benimle iletişim iletişime geçemezsiniz bunu buradan söyleyeyim ben Şimdi devam edelim Taten'deyiz. Benim uzun vade açısından en çok beğendiğim ise her videomda söylüyorum zaten bunu. En ciddi miktarlarda eklemeleri bu halka arıza yaptım. Fakat bilançosu çok iyi gelmedi. Bilginiz olsun. Ee, ama ben uzun vade yatırım diyordum zaten. Her zaman uzun vade yatırım diyordum. Bunun sebebi de halka arzdan e, kazanılan paralarla e, yeni yatırımlar, yeni şeyler yaparlarsa iyi yerlere gelebilir. Yani Taten adına çok iyi bilanço gelmedi. Çok da e, yüz kabartmaya gerek yok. Yani yüz düşürmeye gerek yok. Ense, boyun eğmeye gerek yok açıkçası. Ben beğeniyorum, hala daha beğeniyorum yani. Bilançonun kötü gelmesine rağmen hala da bir sonraki bilançolarda yavaş yavaş toparlanmalar gelebileceğini düşünüyorum. Tabii ki ilerleyen günlerde takip ediyor olacağız. Fikrim değişirse buradan paylaşırım tekrardan. Önemli seviyemiz bizim için 75-55 seviyeleri, 75-55 Fibonacci'nin en göbek seviyesi, en önemli seviyesi altına düşmediği sürece yükselişler gelebileceği yönünde düşüncelerim olduğunu söyleyebiliriz dostlarım. Taten'i ben uzun vade düşünüyorum. E, taban olduğu fiyattan alış yaptım. Ondan önceki gün e, tabandan alış yaptım. Tavanlardan da alış yaptım. E, maliyetim ucuz ama yani işin gerçeği şu an ucuz. Bayağı sağlam paralar kazandırdı. Fakat hala daha satmadığımı söyleyebilirim. E, i̇lerleyen günlerde eklemeler yapabilirim. Bunu sizinle paylaşırım tekrardan. Fakat e, bu halka arzlardan en çok beğendiğim bu. Hala daha bu yani bilginiz olsun. Uzun vade açısından en çok gelecek vadeden benim için bu. Fiyatı daha çok uygun bana kalırsa. Neden? Çünkü biliyorsunuz CV Enerji, Euro Power tam onlarla kıyaslamak çok doğru olmaz. Fakat onlar da halka arz olduğunda iki basamaklı sayılardı. Sayılardan halka arz oldular. Özellikle Euro Power, CV Enerji öyle değildi. Şu anki olduğu fiyatları görüyorsunuz. Bunların da ben önümüzdeki sene içerisinde onlara benzer yükselişler getirebileceğini düşünüyorum. Tam anlamıyla onlar kadar güzel değildir. Bu da açık yani. Fakat yakın değerlere ulaşır benim düşüncem. Devam edelim. Gün içerisindeki işlemlere bakalım. Aracı kurumda dağılımından başlayalım bunda. Baktığımızda alanlarda bunda da aracı kurum ağırlıklı alış. Satanlarda da bireysel yatırımcı ağırlıklı satış olduğunu görüyoruz baskın bir şekilde. Fakat e, olumlu etkilemiş. Hissenin yükselmesinin sebebi zaten bu videonun başından beri diyorum. Bireyselin satmasıyla e, aracı kurumlar harekete geçti. E, buradan takılan bireysel yatırımcı da belki ekmeğini yer ilerleyen günlerde. Bu şekilde alanlar satanlar. Direkt derinliğe geçelim. Derinlik bu şekilde. 10 kademe derinlikte alışlar baskın 36.000 notla. Genel anlamda derinlikte de satışlar baskın fakat çok bariz bir fark yok. Açılışta biraz nötr ağırlıklı olabilir. Sonrasında belki biraz daha pozitife ilerleyebilir dostlarım. Bunu emirli, derinlikteki emirleri yakından takip etmemiz gerekiyor bunun için. Telegram grubumuza gelebilirsiniz bunun için. Oradan sürekli iletişim halindeyiz zaten biz. Devam edelim. Takas analizine bakalım bir de. Bitiş tarihini ayarlasak. direkt geçiyor galiba. Aynen. E, takas analizi de bu şekilde. E, burada baktığımızda. E, yani bireyselin satışta olduğunu en son işlem gününde çok ciddi bir miktarda aracı kurumlarında alışta olduğunu görüyoruz. Genel anlamda baktığımızda uzun vade götürecek olan kurumlarda, burada satıştaki olan kurumlar bu satışta olan kurumlarda alışlarına devam ederse uzun vade açısından bizim yorumlarımızda her zaman pozitif yönde olacaktır dostlarım. Bu işin özeti de budur aslında. Bu şekildeydi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videoyu kapatmadan, video bitmeden önce kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı, ihmal etmeyi beni faydalı buluyorsanız mutlaka yapın ki daha fazla insana ulaşabilelim. Ee, daha fazla insana yardım edebilelim. Açıklamalar kısmındaki Instagram adresinden de benimle iletişime geçebilirsiniz. Dilediğiniz soruyu sorabilirsiniz. En kısa zamanda size yanıt vermeye çalışırız. Gelin sohbet edin. Fark etmez yani ee, sürekli olarak iletişim halinde olabiliriz. Ee, bir de bu videoyu ben şu an 9:45, 10 gibi yayınlamayı düşünüyorum. Ee, bir bay döner. Kuzu Grup Gayrimenkul ve Ebebek Halka Arzı'nın da videosunu 14.45-15 gibi yayınlarım diye düşünüyorum. Onu da e, takip edebilirsiniz dostlarım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun dostlarım.